Cüneyt! Cüneyt dur, nereye? Cüneyt! Cüneyt! Ne yapıyorsun? Dur, yapma! Cüneyt! Cüneyt ne yapıyorsun? Yapma, ne olur yapma Allah aşkına! Cüneyt'le bir kolu kalk! Cüneyt'le bir kolu. Cüneyt'le bir kolu. Cüneyt yapma, ne olur Allah aşkına! Kalk, Cüneyt'le bir kolu. Rabbim, kendinizi öldürmeyin diye buyurmadı mı? Ha? Buyurmadı mı? Efendimiz, Efendimiz uyarmadı mı ağzını? Uyarmadı mı? Uyarmadı mı? Efendimiz uyarmadı mı? Cüneyt! Kalk! Kalk! Çok şükür hanımlar kendilerine geldi efendi. Öyle. Börekçideki sıkıntı bitti. Allah'a şükürler olsun. Temel atma töreni hocam. Bu törende sizin konuşmanız, duruşunuz, bakışınız. Vallahi fanileri böyle omuzlarından tutup silkeledi. Daha düne kadar benim telefonumu açmayan esnaf şimdi beni arıyor. Ya işte ık bık suizanda bulunmuşuz etmişiz biz. Hayran, ben onların hepsini yazdım. Hoca Hazretleri, müsait bir vakitte o hususu düşünmek icap eder. Affan efendi. Sen valide hanımı bekletme istersen. Otur sen Affan. Affan da artık bizim ailemizden sayılır. Ben sana anlatacağım sonra. Neser hanım, vallahi söylediklerinizde haklısınız. Mürşit babam artık Allah gecinden versin yaşlanmaya başladı. Ondan mütevellit de yaşarken bir halef belirlemesi sonrasından ortaya çıkacak bir ikililiği de önlemiş olacaktır yani. Vallahi çok sevindim. Yani hayırlı olsun hocam, Allah muvaffak etsin. Ya bir durun. Belki de kolayca edemeyecek. Emaneti ehline teslim etmek gerek abla. Posta oturmak için Sadi'den daha münasibi mi var? Yani evelallah, vallahi kendi gözümüzle görmedik mi? Fanileri bu kavganın gürültünün içerisinden hocam çektin aldın. Allah senden razı olsun. Vallahi benim haddim değil. Ama zannımca Cüneyt Efendi pek bu işlerin adamı değil gibi. Estağfurullah. Aynı fikirdeyim. Lakin senin... Müyesser Hanım. Sen hiç tasalanma. Mürşit babam gereken kararı verecektir. Vermezse de vermesini, görmezse de görmesini sağlarım. Yarın babamla görüşeceğim. Sadi Uday Efendi! Sadi Uday Efendi! Kızım ne oluyor? Cüneyt annesinin kabrinde, yardım edin ona. Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt'im! Eyvah! Cüneyt ne yapıyorsun Cüneyt? Cüneyt'im! Ya Cüneyt! Vallahi günah! Ya anan o senin, yapma günah! Vallahi günah Cüneyt! Cüneyt! Her şeyi biliyordun. Biliyordun. Yalan söyledin bana. Cüneyt'im kurban oldum bu yapılacak şey mi? Aslanım benim. Gel, gel. Gel kurban oldum. Ne yapıyorsun? Yalan günah, günah cehenneme götürür efendi. Hepiniz yanacaksınız annemle aynı cehennemde. Dur, dur Cüneyt. Yanacaksın. Dur, tamam. Dokunmayın Sadi Uday Efendi, biliyorsun Cüneyt'in halini. Zeynep. Tamam ya, tamam kızım, tamam. Tamam, kimse dokunmuyor, tamam. Cüneyt ne olur yapma Cüneyt. Bahadır, kendine değil. Yahu Bahadır, kendine değil diyorum sana. Bahadır. Cüneyt ne olur Cüneyt dur, yapma. Hakikati anlatacaksın bana. Bana hakikati anlatacaksın. Tamam. Tamam. Tamam, içeriye geçerim. Baş başa. Amca yeğen.
Ben sana hakikati anlatacağım. Söz veriyorum sana bak. Ondan sonra ne yaparsan yap. İstersen beni boğazla. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Yahu sus. Hakikati anlatacaksan geleceğim. Sadi. Aslan. Vallahi tamam. Tamam. Yalan söyleyeceksen bu son konuşmamız olacak bilesin. Anneme ne oldu? Cüneydim, senin anan bu çatının altında bir kabre defnedildi. Oğlu, eniştesi, yengesi onu görsün diye, ziyaret etsin diye. Bu dergâhtaki her fani senin anneni iyilikle, güzellikle andı. Senin anına bu oldu. Ah, karşımdasın. Yalansa sen söyle, yalan mı? Yanlışın üstüne inşa edildikten sonra yalan olsa ne olur? Anneme ne oldu? Ne oldurduğunu sormuyorum. Belli ki sen de öğrenmişsin. Allah affetsin Cüneyt. Anan canına kıydı. Bir ümit yalan olsun isterdim. Bir ümit yalanın doğru olsun isterdim. İntihar etmedi de isterdim. Nasıl öğrendin peki? Hatırladım. Gördüm. Efendim Hoca yardım etti. Nasıl gördün peki? Nerede, ne şekilde gördün? Annem öyle mi? Öyleydi. Allah acısın. Kaçıyordu. Sonra elimi bırakıp atladı. Bu kadar mı? Başka bir şey varsa söyle. Sen ananı hatırlıyorsun da. Kendini hatırlıyor musun acaba? Ne kadar güzel bir çocuksun. Ne kadar uslu. Ya sen doğmadan önce bize müjdelendin. Söyle. Ben yalan söyledim Cüneyt. Günahı da boynuma. Allah affetsin. Vallahi bugün olsa yine söylerim. Niye? Benim Cüneyt'im üzülmesin diye. Anasını fena bellemesin diye. Anasının mezarına, kabrine gidip de anasına cehennemliksin demesin. Mezarına elleriyle böyle saldırmasın. Vallahi bugün olsa bir daha söylerim. Varsın Cüneyt'im boylanınca geçsin de amcasının boğazına yapışsın. Ben senin şimdi yakanı bıraksam da onun mezarını burada bırakamam. Bırakmam. Cüneyt. Bu söylediğinin dinde yeri yok. Yani intihar etmiş olsa bile kefenlenir. Efendimiz, cenaze namazını terk etmedi mi intihar edenin? Cenayiz 107. Namazı da kılınmasın demedi ama. Ömer bin Abdülaziz kıldırdı mı? Bu konuda ihtilaf var. Gitsin başka bir Müslüman mezarlığında yatsın o zaman. Burada yeri yok. Cüneyt Efendi dellenme. Bak daha yeni açılışımızı yaptık. İnsanlarla konuştuk, onları bir hizaya soktuk. Hem de sana rağmen. Sen hiç düşünmüyor musun bu insanlar ne der? Ne söyler? Günahına kim ortak ettiğine dikkat et. Haşa. Ben kendim için mi yaptım? Ne yaptıysam bu çatı için yaptım. Ben de kendim için yapmayacağım ne yapacaksam. Adil olan neyse onu yapacağım.
Annemin burada yeri yok. Gerisi de Rabbi'yle kendi arasında. Ben buna müsaade etmem. Müsaadeyi senden almayacağım. Mürşit Efendi'den alacağım. Ya ne yapacaksın? Derdini hasta mı edeceksin adamı? Gecenin bir vakti. Uyuyor. Uyanmasını beklerim. Yine unuttun. Yine hatırlatayım. Hüküm onun. Şimdilik onun. Şimdilik. Acaba şey mi yapsak? Ne yapsan da onu oradan kaldıramazsın. Bırak. Gözümüzün önünde en azından. Sakın milleti içeri sokayım demeyin ha. Bir de insanların lafıyla sözüyle uğraşamam. Cüneyd'i bu halde görmesinler. Sabah kalkınca da Mürşit babamı görsün bir kere. Sonrasına bakacağım ben. Tövbe yarabbim. Ben bu gece burada kalacağım. Gelir melir. Aa, mezar kazdı elleriyle yahu. Mezar. Yok artık. Kızım bana bak. Bu Cüneyt Efendi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ama iyileşecek. Zeynep sen kendi derdinle dertleneceğine. Yeter yahu. Anladık acıdın. Ama yeter. Cüneyt Efendi dertli. Hey heyli anlamıyor musun? Anne gördüm ben. Halini de gördüm. Hastaysa da bunlar hasta etmiş. Yalan söylemişler. Zeynep, sen burada kal. Buyur. Zeynep Hanım anne yok mu? Bana söyleyin. Cüneyt Efendim bugün gelmeyecekmiş. Dedesinin kapısında yatacakmış. Tamam. O halde toz toprak içinde. Zeynep nereye? Temiz cübbe götüreceğim. Bu saatte. Anne sen beni insan insan yetiştirdin. İnsanlık ediyorum işte. Sen söyle o halde mi yatsın? Bahadır Efendi'ye veririz götürür. Münasip olmaz. Zeynep Allah korusun ya sana bir şey yaparsa. Kabristanda falan bir şey mi yaptı yoksa? Hayır anne görmedin mi? Dokununca dellenir diye araya bile girdim. Korkumdan yavrum. Korkumdan. Şu kapıdan tertemiz çıkıversek Allah'ın izniyle. Cübbe götüreyim ben. Hasta olacak. Yani hasta olunca ben bakmak zorundayım diye. Cüneyt Efendi. Temiz bunlar. Giyersin. Gelmeseydin. Ne olacak burada böyle? İnsanı her şey terk eder. Yine ayakta kalır. Ya hakikat terk ederse? Hakikat bildikleri. Allah'ım bana şeyleri olduğu gibi göster buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resulü. Bana şeyleri olduğu gibi göster. Şeyleri olduğu gibi görecek gücüm var mı? Hazreti Musa'nın yıkıldığı gibi yıkılmaz mıyım? Evinde, yerinde uyusan. Dedemi göreceğim. Levent Bey'i de gör. O da sana iyi gelecek.
Cüneyt iyi miymiş anne? Kızım, kul kaderini yaşar. Sen kendinle alakadar ol. Kendini düşün. İzdivacını düşün. Afan evladım söyledi, düğün tarihini erkene çekmişsiniz. Evet. Maşallah. Hayır hasenat işlerini çok bekletmemek gerekir. Hayrın vakti bellidir. Vallahi ben takdir ettim damadı. Maşallah yani ona. Uykuyu da çok bekletmemek gerekir güzel kızım. Hadi sen Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Sana da. Sade. Bu iş biraz erken olmadı mı, ne dersin? Ya geciktirsek ne olacak Hasna Hanım? Ama Sade. Aması yok. Ya kıza hayır hasenat diyoruz. Kalktığı yer soğumadan anası şerh koyuyor. Biraz hürmet. Affan bu ailenin evladıdır artık. Hiçbir şey sakınmaya da gerek yoktur. İlla benden bir cevaz istiyorsan eğer söyleyeyim. Kat'i kararım budur. Ya bunları biraz tanımamız gerekmiyor muydu? Geçmişleri de malum. Hasna Hanım, Cemazül Evvel. Bu adam bizi kalksın takip etsin bu kadar zaman. Sen bugününe bakacaksın, bugününe. Nasıl hayırlı oldu bu kapıya? Ha? Faydasının nerede olduğunu hemen anladı. Şimdiye bak, şimdiye. İlla evvelden kaygılanacaksan da Gülay şey için kaygılan, Cüneyt'in anası için kaygılan. Çocuk dellendi ya. Gitti, kafa gitti yine. Dellendi. Vallahi yarın bir konuşacağım, bakacağım yani. Allahu alem, bence bu Levent Hoca ile konuştuktan sonra böyle oldu. Hayır şimdi konuşmayın, görüşmeyin desem daha ekber derdim. Acaba neyi hatırlıyor, ne kadar hatırlıyor, dahası var mı? Tam bilemiyorum ki. Dahasını hatırlar mı dersin? Ha? Yeğenim, Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. Nun vel kalami ve ma yestirun. Yani kaleme ve yazdıklarına and olsun diyor. Ya senin annen Mecnun değildi ha? Annem? He. Ne olmuş ki anneme? Amca, annem evde uyuyor. He. Cüneyt'im, sen annenle beraber böyle bir yerlere falan çıkmadın değil mi? Bir şeyin üstüne falan. Kesin. Ay maşallah benim yeğenime ya. Ya sana kurban olsun amcası. Gel bakayım buraya. Oh sen ne kadar akıllısın ama böyle ya. Bak sen bunu bitir, sana bir tane daha alacağım. Efendi. Bir konuşalım. Buyur Müyesser Hanım. Üşit Efendi'nin yanına mı gidiyorsun? Ya daha dün gece konuştuk ya. Gidip konuşacağım, anlatacağım. Durum bu. Dün konuştuk. Ben Cüneyt'in annesinin vaziyetini, bunca yıl sakladığınız sırrı öğrenmeden evvel. Bunca yıl sussun. Şimdi konuş. Gülayşe. Neden canına kıydı? Yahu ben ne yapayım? Günahları boynuna, abimin de boynuna, karısının da boynuna. Geçmiş gitmiş mevzu, kader böyleymiş. Allah bilir. Lakin nasılsa vefatını örtbas etmişsin. Üstüne hastalıktan öldü diye laf çıkarmışsın. Nihayetinde bunca yıl Cüneyt'e yalan söylemişsin. Müyesser Hanım, ben ne ettiysem. Bu kapının iyiliği için yaptın. Müşrit Efendi'nin gelini cehennemlik olmuş, intihar etmiş demesinler diye. Bozgunculuk etmesinler diye. Niye ettim biliyor musun? Benim yeğenimin anası bu çatının altında gömülü olursa, benim yeğenim anasının mezarına gider, duasını eder, ziyaretini yapar dedim. Fena mı ettim? İşte bu sebeple bu posta senin oturman icap eder Sade Efendi. Bu kapının kaderini kendi şahsi istikbalinin, hislerinin önünde tuttuğun için. Bu kapının iyiliğini evvelce kendine vazife edindiğin için. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Yeser Hanım. Hak razı olsun. Thank you.
konuştun da rahat erdin mi? Kabri taşıma işini danıştım. Bundan gayrı karar senindir, benim değil dedi. Karar benimdi, benim. O gün de benimdi, bugün olsa aynısını söylerdim. Sözümüzü teraziye mi çıkaralım? Sen daha da ısrar edersen eğer o tartının ayarını bozacaksın Cüneyt Efendi. Ben buna müsaade etmem. Bizi rezil etmene müsaade etmem. Fanilerin adını kirletmene müsaade etmem. Cüneyt Efendi, eğer o kabre dokunursan seninle külahları değiştiririz ha. Karar verdiğim vakit duyarsın Sade Hüdayi Efendi. Bir itirazın varsa Mürşit Hazretlerinin, bu kapının sahibinin, hepimizin şahidinin kapısı orada. Uzun mu sürdü ne? Abla Sadip görüşmesi. Postun değişmesinden daha büyük karar mı var aslında? Uzun sürer, daha da sürer. Selamun aleyküm hanımanneler. Aleyküm selam. Affan efendi. Hayırdır, sen dergâhta mıydın? Hoca Hazretleri arzu etmişti de o yüzden geldim. Lakin daha kendisi gelmemiş. Gelir. İstişareye devam ediyorlardır da. Vallahi siz tabii daha iyi bilirsiniz de Mürşit Hazretleri başka bir şey demesin. Ne demek o? Halefim Cüneyt'tir falan. Selamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam. Sade efendi, ne oldu, bir şey söyledi mi? Ya babam, Allah-u Teala yokluğunu göstermesin. Biliyor tabii, hissediyor. Seni işaret etti mi? Yarın kararını açıklayacak inşallah. İyi maşallah. O zaman yarın başımıza geçiyorsunuz hocam. Vallahi şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Affan efendi. Az önce Cüneyt der mi diye korkuyordun. Bak bir şey dememiş Mürşit Efendi Hazretleri daha. Ben şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Vesvese bizimki. Haşa. Yok öyle bir şey. Herkes her şeyi konuşmuyor mu? Sabah bizzatı kendi duymadı mı? Cüneyt'in eliyle anasının mezarını kazdığını Cüneyt gidip kendi anlatmadı mı ona? Sence Mürşit Efendi postu ona teslim eder mi? Bizimkisi ihtiyat hanım anne. Hani bir tedbir alabilir miyiz falan diye. Hem ne demişler? Önce tedbir, sonra tevekkül. Tedbiri alırız. Müyesser hanım. Herkese haber edeceksin. Diyeceksin ki Mürşit Hazretleri ziyadesiyle rahatsız. Çok yormuştur onu Cüneyd'in bu halleri, değil mi? O kapıdan içeriye tek bir cam bile girmeyecek. Cüneyt de. Cüneyt de. Kafasını karıştırmayacak. Maşallah. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Vallahi de maşallah, billahi de maşallah. Bu sen. Evvelden nasıl çekildiyseniz öyle çekilmeyi bilin. Yahu Mürşit babam rahatsız. Cüneyt. Ah!
Yahu sen de daha fazla rahatsız etme mübari. O ne demek? Sabah hali iyiydi. E demek ki girip kendi derdini anlatınca rahatsızlanmış mübarek. Kendim göreyim inanırım. Cüneyt, gündüz vakti bu meseleyi daha da uzatma. Kapıda yaptığını sineye çektim. Huzuru bozma. Artık nerede olduğunu fark et. Çocukluk bitti ha. Çocukluk annemin öldüğü gün bitmiş. Mezarı taşıma işinden vazgeçtiğimi söylemeye geldim. Çok şükür. Bana söyledin. Tamam. Şimdi ben sana söyleyeyim. Babam yani deden rahatsız. Uykusunu bekledim. İstirahatini de beklerim. İkna olmadı. Yahu zaten ikna olsa şaşarım ben. İkna olsa... Sen şu telefonu çıkart da hekimi bir ara. Lakin ikna olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.